Tüp mide ameliyatı sonrası en çok önemsemeniz gereken şeylerden bir tanesi de tabii ki beslenmeniz. Erken vadede beslenmeden kastım sıvıdan katıya geçiş döneminizi kapsıyor. Ve burada bizim için en önemli şey sizin sağlıklı sıvılardan katılara geçişinizde tolerasyonda problem yaşamadan bu süreci atlatıyor olmanız. Hastane ortamıyla beraber yani 3 günlük hastaneyi kapsayan günlerle beraber ilk haftanız berrak sıvılar haftanız aslında. Berrak sıvılar haftasında suyunuzu yudumlamaya, suyunuza ek olarak size enerji verecek ve kaslarınızı koruyacak protein takviyenize başlıyorsunuz. Buna ek olarak şekersiz, tanesiz, komposto ve et suyu devreye giriyor. Aynı şekilde size yine enerjiyle beraber sağlıklı protein de verebilecek süt, ayran, yoğurt, kefir gibi ekstra takviyelerle ilk haftanızın sorunsuz geçmesine yardımcı oluyorum. İkinci haftada sıvılar haftanız devam ediyor ama ikinci haftada biraz daha çorbalar haftası gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani blenderize edilmiş, içerisinde beyaz un, krema, acı baharat olmayan, pirinç şehriye erişte yerine tam tahıllarla desteklediğiniz ve bolca blenderden geçirdiğiniz çorbalar beslenmenize dahil oluyor. Aynı zamanda 10. günle beraber çılbır dediğimiz poşe yumurta usulü bir yumurtayla da aslında ilk katılarınıza başlıyorsunuz. Erken vadede mideyi bir bebek gibi beslememiz gerekiyor ki uzun vadede tolerasyonda problem yaşamaması adına. 3. hafta önemli çünkü 3. haftada püreler devreye giriyor. Püreler katılardan önce katıya yakın besleneceğiniz ilk gıdalar ve pürelerle beraber artık sizler için kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün mantığı yani öğün düzeni mantığı tekrar geliyor. Burada kahvaltınızda yumurtanız, öğle akşam yemeklerinde kurbaklagil ya da sebze püreleriniz, ara öğünlerde de protein takviyeniz oluyor. Protein takviyesi ameliyattan sonra size doğru enerjiyi verecek ve kaslarınızı koruyacak ana temel besin kaynaklarınızdan bir tanesi olmalı. 4. haftada artık yavaştan yumuşak diyebileceğimiz katı gıdalara başlıyorsunuz. Yine kahvaltılarda yumurtanız var. Öğle ve akşam yemeklerinde bu sefer blenderdan geçirmeniz gerekmeyen ya da püre yapmanızı gerektirmeyen kıymalı sebze yemekleriniz, kıymalı kuru baklagilleriniz, somon, ton balığı, mevsimin yumuşak filetolu balıkları, tavuğun, hindinin daha but, kalça, kanat gibi hafif yağlı kısımlarından faydalanıyoruz beslendirmek için sizleri. Ve yavaş yiyip iyi çiğnediğiniz sürece, katı sıvı ayrımına uyum gösterdiğiniz sürece ve protein ağırlıklı beslendiğiniz sürece bu haftayı da gayet iyi bir şekilde atlatabiliyorsunuz. 5. haftayla beraber artık sizler için üzerine son programı konuşuyor oluyoruz sizin beslenmeniz üzerine. Son programınızı konuşuyor oluyoruz. 5. haftada da beslenmeye protein ağırlıklı peynirler, protein ağırlıklı peynirlere ek olarak sizin posalif tüketiminizi arttıracak yeşil yapraklı çiğ sebzeler, meyveler dahil oluyor. Bu noktada sizinle artık son programı, son program dahilinde de hayat standardı haline getirmeniz gereken beslenme çerçevesini oluşturuyoruz aslında. Sizinle beraber gelecek şeylerin başında protein ağırlıklı beslenme, öğünleri atlamama, protein ağırlıklı doldurduğunuz tabaklara posayla lifle katkı sağlama ve yavaş yeme iyi çiğneme tabii ki de 3. ay sonuna kadar devam edeceğiniz protein takviyesi de destek ve dahil oluyor. Önemli olan uzun vadede bakış açınızı değiştirmek beslenmeye karşı. Bunu lütfen unutmayın.